Ahmet şey. Ha ister. Şimdi sadece hapis diye bakınca öyle ama toprak diye bakarsanız başka bir şey oluyor. Başka bir şey oluyor. Şimdi nasıl biliyor musun? Toprağın altında hapis ama çekirdekte ne toprağın altın, şey toprak ise Sait, bu sefer hizmet var. Birileri benim üzerimde inşa oluyorsa ben toprak olmam lazım. Ben gübre olmam lazım. Benim üzerimde gül ortaya çıkıyorsa ben gübre olmam, yelerim yani. Onun için bulunmuşlar ve sabretmişler. İnsanlardan gelen zulme sabretmişler. Yeter ki benim üzerimde bir sürü ağaçlar olsun. Yani toprak olmalıdır. Çünkü toprak aynı zamanda biliyorsunuz işte dünkü derste elektrik çarpmıyor. Evet. Alıyoruz. Evet. Su çarpıyor, hava çarpıyor. Havada da şey yapılıyor. Yani belirli bir. Mesela yüksek gelirim 100 bin voltsa ne kadar diyorlar? Yarım metre. 500 bin volt 5 metre kadar insanı çekip kül ediyor. Şiddetine göre. Ama topraktaysa hiçbir şey yok. Toprak topraklıyor zaten. Alıyor. Ne yapıyormuş? Toprak. Topraklıyormuş. Ne demek biliyor musun topraklamak? Çok ilginç bir şey. Sıfırlamak, asmalar işte. Ne, ben başka bir şey anlatacağım. Ve elektrikçilerin söylediklerini zannetmiyorum. Ben kalbime geleni söylüyorum. Doğru veya yanlış, kalbime geleni. Toprak, elektriği topraklıyor ya. Topraklamak demek, sıfırlamak değil. Hiçbir şey var, yok olmaz. Toprak elektriği alıp, onu sistemine katıyor malzeme olarak. Manyalayıp ikisini. Başka elementlerin, başka yapıların dönüşmesine, hareketlenmesine sebebiyet veriyor. Öyle toprakladı, ne oldu? Sıfır, öyle bir şey yok, sıfır yok öyle bir şey. Evet. Hiçbir varlıkta sıfır yok. Alıyor, kullanıyor. Yıldırım onu dönüştürüyor. Yıldırımlar da öyle. Evet. Yıldırım aşağıdan yukarı çıkar. Tabii. Evet, aşağıdan yukarıya çıkar, eskiden yukarıdan aşağı iner zannederdi. Ceyran gibi abi, çarptı mı ceyranı, evet. Kendine kullanıyor. Kullanıyor, anladınız mı? Yani toprak onu kullanıyor. Şeytanı kullanıyor. Ha. Anlamadık abi. Şeytanı. Eğer toprak olursan şeytanın enerjisini kullanıyorsun, sıfırlamıyorsun sıfır. Mesela takva yaşarsan şeytanın enerjisi sıfır. Eğer meniyattan günahlardan değil. Meniyatın terklerin de çok olursa şeytanın enerjisi senin enerjine dönüşüyor. Hı. Bak şeytan iki şekilde kullanılır. Hı. Bir vahid-i kıyası nevinde senin ulvi şeylerini aktif ediyor. Mesela mücahideyi alıştırıyor değil mi? Namaz kılma, kalkma, sabah namazı, derse gitme, geç kaldık bilmem ne. Buna muhalefet ederek bizi inşa ediyor. Bu malum. Hepimizin bildiği. Bunun dışında değişik böyle ismi batıncılar şunun peşine düşmüşler. Bu içinde bir enerji yok mu? Bak şeytanın. Bak. Ver ağzının payını, seyret, kalkma, üf Kur'an, okuyamam, böyle bir enerji yok mu? Ha, bu enerjiye muhalefet etmek ayrı bir şey, bu enerjinin şifresini değiştiriyorsun, aynı kuvvette bak oluyor.